Aylık bir araştırma sonucunda almaya karar verdiğim drone'umla ilgili bir kutu açılışı yapacağız. Neden bu drone'u almaya karar verdiğimi size anlatacağım. Yine drone'la ilgili uçuş yapmadan önce belli başlı özellikler üzerinde duracağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle DJI Mini 2 Fly More Combo paketi bu drone'umuz. Neden bunu tercih ettiğimi biraz sonra videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Kaç liraya aldınız diye sorarsanız, indirimlerden yararlanaraktan bugün itibariyle 5700 liraya mal ettim. Şu anda internet sitelerinde baktığımda en ucuz 5900 lira civarında görünüyor. Hadi devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi yedek bataryalarından dolayı bu modeli almayı, batarya ve bataryayı şarj etmek için yine bir şarj ünitesi, batarya yuvası olduğu için bu modeli almaya karar verdim. Ayrıca yedek pervanelerde diğer aparatları. Kutuyu açmadan önce satıcının şöyle güzel bir mesajı var. Bunu okumak isterim. Önemli uyarılar başlığı altında. Güncellemeleri kesinlikle yarım bırakmayınız. 10 GPS uydusu görmeden uçuşa başlamayınız. Gimbal koruyucu cihazı çalıştırmadan önce çıkarmayı, kapattıktan sonra takmayı unutmayınız. Hasarlı pervanelerle uçmayınız. Hava durumuna dikkat ediniz. Kırımsız uçuşlar demiş. Güzel bir paketi açmadan önce kutunun dışından görebildiğim özellikleri saymak istiyorum. Bu kutu açılışı videolarının birçoğunu izledim aslında. İçinden ne çıkacağını ezbere biliyorum. Ama gelenekten ötürü biz de tekrarlayalım. Bu drone'u almamdaki en büyük sebeplerden biri 249 gram olması. Yani yasal sınır biliyorsunuz 250 gram. 250 gramın altındaki drone'ları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kaydettirmeniz gerekmiyor. Bu drone için drone ehliyetine ihtiyacınız yok. Çünkü bu drone 250 gramın altında. Bu drone bana çok daha cazip geldi. İkinci bir nedense şu andaki piyasa şartlarında buna en yakın olan Mavic Air 2 şu anda 10 bin lira civarında. Hatta 10 bin liranın üstüne çıktı. Aradaki fiyat farkı yaklaşık 5 bin lirayı buluyor. Onun için bu drone'u tercih ettim. Tabii ki bu drone'un birçok eksi tarafları da var ama artıları benim için daha fazla ağır bastı diyebilirim. Evet, şimdi drone'un dışarıdan kutudan görebildiğimiz özellikleri dedim, 249 gram olduğunu söyledim. Hemen bakalım başka neler okuyabiliyoruz dıştan. Şurada diğer özellikler yazıyor. 31 dakika havada kalma süresi, 10 kilometreye kadar havada kalabileceğini söylüyor. 4K video çekebileceğini, panorama quick shot özellikleri olduğunu söylüyor. Gimbal kamerasından bahsetmiş. Diğer bazı özelliklerinden bahsediyor drone'un. İçinden kutudan çıkacak olan malzemeleri de burada. Küçük de olsa göstermiş. App Store ve Android tarafında desteklendiğini ve bunları indirmeniz gerektiğini de burada anlatıyor. Hadi geçelim kutu açılışına. Önceden defalarca kez kutu açılışı videosu izlediğim için aslında ne çıkacağını az çok biliyorum. Ama yine de gerçekten kutu açılışları heyecanlı oluyor. Hemen şu dışındaki poşeti yırtalım. Evet, kutuyla baş başa kaldık. Evet. İşte en güzel özelliklerinden biri de birçok videoda da izlemiştim. Bu şık çantası. Çok şık, ergonomik ve kullanışlı bir çantası var. Hadi bakalım şimdi çantayı açıyoruz. Evet. Önce drone'la başlayalım istiyorum. Gerçekten çok çok küçük. Videolarda gördüğümden bile daha küçük görünüyor şu anda gözüme. Yani normal bir cep telefonundan küçük bir hani sigara paketi kadar açıkçası. Ve şu da bunu pervanelerini koruyan çok güzel bir koruma bandı.
Bunu biraz sonra açarız. Drone'umuz şöyle dursun. Ve ikinci olarak drone'umuzun kumandası. Onu da şöyle bir görelim. Hatta açarken düğmesine de bastık. Basılı tutarsak kapanacak. Gerçekten çok şık. Çok şık bir kumandası var. Tahmin ettiğimden de güzel. Çok beğendim açıkçası. Evet, buradan ne çıkacağını biliyoruz. Yine de hemen sizle paylaşalım. Tabii ki adaptörü çıkacak. Hemen bunu da açalım. Bu da çok küçükmüş bir bataryası, şarj etme ünitesi var. Ayrıca kabloları, bu telefonunuzun özelliğine göre kullanacağınız kablolar, telefonunuzun özelliğine göre bunu kullanacaksınız. Şurada yine bir kablo çıktı. Son olarak da şu fermuarlı gözden zannedersem yedek pervaneler çıkacak. Yine de kontrol edelim. Evet, yedek pervanelerimiz. Şöyle önümüzü açarsak bakın, yedek pervaneler. Bir tanesi burada kalmış olmalı. 6 tane olması gerekiyor. Normal tamirat vidası, pervane kanatları değiştirmek için ve yedek joystick vidaları elimizde. Diğerleri de artık kullanım kılavuzları ve diğer yazısal şeyler var. Evet, bu kablolardan hiçbirini kullanmayacağım ben. Sanırım benim kablom kumandanın üzerinde olması gerekiyor. Hemen şu şık tasarımı bir açalım. Bakın, üst tarafta olması telefon tutacağının çok çok güzel. Evet, bakın buradaymış. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun zaten birinde işaret var. Evet, işaret olan kumandanın üzerinde kalacak. Ben diğerini alıyorum. Evet, joysticklerimiz buradalar. Onları buraya takıyoruz. Yani çok güzel bir özellik. Bakın, burada bir gizli göz var. Orada da. Buraya yerleştirmişler. Biz de üzerlerine takalım. Evet, kumandamıza telefonumuzu takacağız. Bu noktaya kadar getirdik. Hemen drone'umuzun da kelepçelerini açalım. Evet, çok şık bir kelepçe yapılmış. Drone'un kanatlarını korumak için kelepçemizi de kenara koyduk. Birçok defa izlediniz gerçi ama ben de göstermek isterim. Önce drone'un üstteki, ondan önce, her şeyden önce bakın, bu koruma bantlarını çıkarmamız gerekiyor. Kanatlarını açmadan önce koruma bantını çıkardık. Öncelikli olarak drone'umuzun üstteki pervanesini açtık. Altta da koruma bandı var mı bakalım. Altta koruma bandı yok. Daha sonra da diğer üsttekini açalım. Açtık. Alttakini de yine çevirerek açıyoruz. Böyle çevirerek açmış olduk. Drone'umuzu şöyle koyalım. Bu noktaya geldi. Burada görüyorsunuz yine koruma bantları var. Onları da çıkarıyoruz. Başka şurada var. Gimbal'ın korumasını da çıkarmış olduk. Hatta gimbal'ın üzerinde de var koruma bantları. Gimbal biliyorsunuz hassas. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, göstermeyi unuttuğum bir şey var. Biliyorsunuz drone'un iki tane bataryası şarj ünitesinin üzerindeydi. Diğeri de drone'un üzerinde. Onu bir gösterelim. Bakın şöyle açıyoruz kapağını. Burada bir mandala var. Mandalına basaraktan da çıkarabilirsiniz. Yerine koyalım, yerleştirelim. Evet. Drone'un en önemli yeri gimbal. Bunu açarken de
Yerine takarken de kapağa çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü en hassas nokta. Bir de taktığınız zaman şöyle salladığınız zaman içteki cimbalın sallanmıyor olması gerekiyor. Çıkarırken önce alt tarafını sonra da üst tarafını çıkarabilirsiniz. Evet, Takarken de DJI bu şarj sisteminde sıralı şarj sistemi kullanmış. Bizim şansımıza da bütün bataryalar boş. İlk defa da olacaklar. Şimdi buradaki olay şu. Bataryalar sırasıyla dolacak. Birinci batarya dolmadan ikinci batarya dolmayacak. Sırasıyla bataryalar dolacak. Onun için diğer adımlara geçemedik. Bataryamız boş olduğu için bataryanın dolmasını bekleyeceğiz. Daha sonra DJI Fly uygulamasını telefonumuza yükleyeceğiz ve ayarlar kısmından ayarlarına bakacağız. evet, drone'umuzu incelemeye devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi drone'umuzun hemen önünde iki tane hava deliği. Drone'un yine dengede durmasını sağlamak ve çok fazla ısınmasını önlemek amacıyla iki tane hava deliğini görüyoruz. Bu deliklerin yanı sıra yine yanda ve üstte de yine hava delikleri mevcut. Ön tarafta, drone'un ön tarafında iki tane yere düzgün oturmasını sağlamak amacıyla iki tane ayak var. Ama bu ayaklar arkada mevcut değil. Evet, drone'un arka tarafında SD kart yuvası ve Type-C girişi mevcut. Gördüğünüz gibi. Evet, kumandamıza gelince kumandamız üzerinde açma kapama düğmesi, eve geri dön düğmesi ve 3 farklı modun bulunduğu ortada bir düğme var. Bu modlar sinematik mod, normal mod ve spor mod. Burada FN düğmesi gördüğünüz gibi. FN düğmesiyle birlikte hemen drone'un arka tarafındaki bu buton ve düğme sayesinde de drone'un kamera ayarlarını, açısını ayarlayabiliyorsunuz. Drone kumandamız aynı zamanda telefonunuzu da şarj edebilecek bir powerbank özelliğine sahip. 5200 mAh bir powerbank kendisi. Telefonunuzda şarj sorunu yaşamamış oluyorsunuz. Tabii ki nasıl bataryaları şarj ediyorsanız bu kumandayı da mutlaka şarj etmeniz, uçuşlardan önce güzelce şarjını yapmanız gerekiyor. Evet, drone ile birlikte DJI Mini 2'deki yeniliklerden biri de OcuSync 2 teknolojisi. OcuSync 2 teknolojisi sayesinde drone ile kumanda kontrolcü arasında 10 kilometrelik bir mesafede haberleşme sağlanabiliyor. Yine drone rüzgar direnci konusunda da güçlendirilmiş durumda. 3 yönlü mekanik sabitleyici ile de rüzgar direncine karşı daha iyi bir performans veriyor. Kameramız 4K'da 30 FPS, 2.7K'da yine 30 FPS, Full HD 60 FPS'e kadar video çekebiliyor. Yine saniyede 100 megabitlik bir band genişliğiyle kayıt yapabildiği için bu konuda da Mini 1'e göre çok iyileştirilmiş. Evet, bataryalarımız gördüğünüz gibi şarj oluyor. Yine bu şarj ünitesini siz powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birinci bataryamız tam olarak şarj olmuş. Onu alıp artık işlerimize devam edebiliriz. Evet, yayladasınız, kaptasınız, doğadasınız. Ama çıkarken maalesef yedek bataryalarınızı unuttunuz. Böyle bir durumda güzel de bir görüntü yakaladınız. Ne yapmanız gerekiyor? Eğer yanınızda bir powerbank her zaman bulundurursanız, arabanızda, çantanızda, bu sorunu da kolaylıkla çözmüş olursunuz. Powerbank ile direkt drone'un bataryasını bakın bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Evet, aynı özellik kumanda üzerinde de var. Aynı zamanda bu kumandada bir powerbank görevi görüyor. Peki, drone'da hangi SD kartı kullanmalıyız? Benim size önerim SanDisk'in Extreme Pro modeli olacak. Ben 64 GB'ını aldım. Evet, telefonumuzu
yerine yerleştiriyoruz. Bağlantısını da yapalım. Bağlantısını da yaptık. Evet, şimdi DJ Fly uygulamasını indireceğiz. Evet, indiriyoruz. Evet, güncelleştirme bitmedi, devam ediyor. Evet, eşleşme aranıyor. The home point has been updated. Please check it on the map. Evet, neden bu drone'u tercih ettim sorusunun diğer cevapları da şunlar. Dünyanın en küçük yarı profesyonel cep drone'u olan DJI Mini 2 özellikle taşıma kolaylığı açısından bize çok büyük bir imkan sunuyor. Cebinizde bile taşıyabileceğiniz bu drone'u kolaylıkla istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ayrıca doğa tutkunları, kampçılar, video çekmeyi seven insanlar için bu drone gerçekten çok ama çok ideal. YouTube içerik üreticileri için de istediklerini yapmak istediklerini aslında bu drone'la yapabilirler diye düşünüyorum. Yine 31 dakika havada kalması, rüzgar direncinin artırılarak level 5 seviyesine çıkartılması ve quick shot özellikleri drone'u cazip hale getiriyor. Benim açımdan bu drone benim ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşılayacak diye düşünüyorum. Fiyatını önceden konuşmuştuk, söylemiştik. Bugün arkadaşlar, bugün drone'umuzu kutu açılışını yaptık. Drone'u çalıştırmadan belli başlı özelliklerini ben size anlattım. Uçuş yapamadık evin içerisinde olduğumuz için, ayrıca karantinada olduğum için ben uçuş yapamadık. En kısa zamanda bir uçuş yapmak için ben de sabırsızlanıyorum. Ama uçuş yapmadan önce aslında birçok özelliğini de drone'un görmüş olduk. Bu drone bu işe yeni başlayanlar için ideal bir drone. Kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bu tür içerikleri izlemeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.